Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Nevşehir Şube Başkanı Erol Mutlu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle GT Haber mikrofonlarına konuştu. Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Nevşehir Şubesi Başkanı Erol Mutlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası bu pandemiden önce bu engelliler haftasını güzelce kutlardık programlarla ama yasaklar olduğu için bu yıl kutlayamıyoruz. Tabii engelliler sadece 10-16 Mayıs arasında hatırlanmaz. Engelli haftası diye de bir şey yok ama böyle bir kural konmuş. Türkiye'de her gün engeller günü olarak sayılır ve kutlanır. Çünkü engellinin günü olmaz. Elhamdülillah bir 10-15 yıldır engeller iyi bir huzura kavuştular. 2022 maaşları arttı. Bakım ücretleri alıyorlar ve bazı tesislerden işte elektrikten, sudan faydalanıyorlar. Ama bu yeterli, bir yeterli değil. Tabii bizim en çok istediğimiz iş engelliye e, bakım ücreti vermeden iş vermek bizim için daha çok uygundur. Niye dersen hem orada meşguliyet yapar hem de bir katkı sağlar. Onun için devletimizden e, bu engelli kardeşlerimize işe yerleştirmede biraz daha çaba göstermelerini istiyoruz. Şimdi tabii engelli birimli kardeşlerimiz biraz otobüslerde sıkıntı yaşıyorlar. Binmede inmede biliyorsunuz otobüsler uygun değil Nevşehir'deki halk otobüsleri. Yayak altırımlarda işte bu engellinin yürüyüş bantları yapıştırdı. Bazı eksik yerler var. Onlar da yapılmak üzere. E, Nevşehir'de görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği olarak Nevşehir'deki engelli kardeşlerimizin hepsinin engeller konunu kutluyor. Kendilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ardından ise engelli bireylerin aileleri mikrofonlarımıza konuştu. Ee, bizim de sorunlarımız çarşıya falan gittiğimiz zaman insanların onlara bakış açısı bunu biraz değiştirmek istiyoruz. Hani engelli değil de normal vatandaş gibi görmelerini, acıyarak değil de onlara bir severek ilgi göstermelerini istiyoruz. Devletin bütün imkanlarından yararlanıyoruz. Onun için başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Valimiz, kaynımakamımız sağ olsunlar ev ziyaretleri yapıyorlar. Sorunlarımızla ilgileniyoruz, ilgileniyorlar. Sıkıntılarımız daha çok dışarıyla alakalı oluyor. İnsanların yadırgayarak bakması... Çocuklarda çok etki yaratıyor. Tedirgin oluyorlar, dışarıya çıkmak istemiyorlar. İnsanlardan daha çok anlayış bekliyoruz. Bir gülümseme bize yeterli oluyor.